Arkadaşlar merhaba bugün bir teknik aksaklık yaşadık yüklemiş olduğumuz videoyu silmek zorunda kaldık çünkü bir ses kayması olmuş e, videonun da arka planı bende olmadığı için e, tekrardan video çekmek zorunda kaldım. SEO konuşuyoruz serimizin ikinci videosunda on page ve off page SEO kavramlarındaki son bir yıllık periyottaki değişimleri işte bu konular hakkındaki yapmış olduğumuz e, testler sonucunda edindiğimiz bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi off page SEO tarafında şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani backlinkler arkadaşlar legal sektörler için konuşuyorum. Yani işte sohbet, SMM, işte nakliye gibi böyle off page'in çok üst düzey kullanıldığı veya işte black hat SEO dediğimiz yöntemlerin geçerli olduğu sektörler için konuşmuyorum. Bu legal sektörlerde arkadaşlar backlink eski önemini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Bakın şuradan şu sonuç çıkmasın. Yani backlink önemli değil. Backlinkle uğraşmayalım gibi bir sonucu kesinlikle çıkarmayın. Backlink arkadaşlar referans bağlantıdır. Doğru ve kaliteli bir link inşası yapıldığında bunun sonuçları olumlu olacaktır. Yani işin 10 seo tarafını bitirdikten sonra ki bu süre çok zorlu bir süreçtir ve sürekli devam etmesi gereken bir süreçtir. Off page SEO tarafında da doğru link inşasını yapmak zorundasınız. Şimdi Mevcut yöntemler yani burada işte listelediğimiz yöntemlerin e, günümüzdeki geçerliliğini e, konuşacak olursak. Forum backlinkler arkadaşlar ben hala da e, alakalı backlinkler olursa geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu işte 100-150 forum tanıtımı paketlerinden falan bahsetmiyorum. Profil backlinkler başlangıç için güzeldir. İndekslenirse tabii ki ama eski önemini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Paravan bloklar hala daha çok etkili. Doğru kullanılırsa, doğru strateji yapılırsa ki bunun videosunu çektik. Wikipedia backlink arkadaşlar bu MS ve 301 yöntemleri gibi yöntemler eskisi kadar e, kaliteli değil. Yani eskisi kadar Google'ın önem verdiği backlink türleri değil. E tabii ki TR Wikipedia'dan alacağınız alakalı sayfadan alacağınız bir backlink e, oyunu değiştirecektir ama bizim anlattığımız yöntemler eskisi kadar geçerliliği olmayan yöntemler. Chrome backlink arkadaşlar yine aynı şekilde PDF backlink ve sosyal imleme de yine aynı şekilde arkadaşlar eski öneme sahip yöntemler maalesef değil. 301 arkadaşlar yani artı versem mi vermesen mi böyle biraz kararsızım. Çünkü Search Console'da birçok 301 bağlantısı artık listelenmiyor. Google bunların 301 olduğunu işte geliştirmiş olduğu algoritma sebebiyle büyük ölçüde arkadaşlar artık anlayabiliyor. Tanıtım yazısı ve footer arkadaşlar 3 artı veriyorum Çünkü arkadaşlar olay artık legal sektörlerde tamamen buna dönmüş durumda. Ben işte off page SEO hizmetini zaten sonlandırdım. Kelime bazlı hizmet de zaten uzun zamandır vermiyordum. İşte bana gelen müşterilerime yönlendirdiğim yöntem şu an bu tanıtım yazısı. Çünkü arkadaşlar tanıtım yazısıyla günde 25 kanun üzerinde sadece google hitine sahip 2-3 tane blog biliyorum. Bunlar AdSense odaklı bloklar. Ve bu blokların arkadaşlar mevcut link inşasının %90'ını bu tanıtım yazıları oluşturuyor. Hatta adamlar herhangi bir yönteme başvurmamışlar tanıtım yazısı dışında. Sadece işte otoriter olmalarından kaynaklı bir iki tane Wikipedia backlinkleri birkaç tane de forumdan doğal olarak aldığı backlinkler var. Onun dışında arkadaşlar bu siteler tamamen link inşasını tanıtım yazısıyla yapmışlar ve bu tanıtım yazıları öyle yani sarı çizmini Mehmet Ağa'nın sattığı tanıtım yazıları değil arkadaşlar. CNN işte Sabah, ne bileyim Hürriyet gibi böyle otoriter haber sitelerinden alınmış bağlantılar da var bu tanıtım yazılarının içerisinde ki CNN'den arkadaşlar bugün bir bağlantı Duo değil bakın No Follow 6000 TL. Hadi 5000 TL belki alınabilir. Belki 4000 hani o kadarını bilmiyorum. O sektör uçak hakim değilim. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani bu paraları harcayan adamlar var. Ve bu paraları harcayan adamlar arkadaşlar zaten 15 SEO tarafında neredeyse kusursuz hareket ediyorlar. Çünkü bir tanıtım yazısına 6000 TL para veren adam 15 SEO'nun da kralını alır yani. Ki bu siteler WordPress siteler. WordPress sitelerde arkadaşlar 15 SEO yapmak çok kolaydır yani. PHP script gibi değildir. Yani şöyle söyleyeyim. 1-1,5 bir, bir, buçuk saatlik periyotta WordPress bir web sitesine Şaman'ın kralını yaparsın. Ama PHP script'te bu böyle değil. Çok daha uzun işlemler gerektirir vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar ben e, özellikle son 2-3 aydır tamamen 10 SEO tarafına yöneldim. Çünkü ben geleceğim burada olduğunu düşünüyorum. Sebeplerine gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar Google 2013 yılındaki gibi salak bir arama motoru değil. Artık kendini büyük ölçüde geliştirmiş. Tabii ki yani işte haber siteleri veya işte bilgi 90 gibi böyle sağdan soldan içerik çalan ve başarıya ulaşan sitelerden bahsetmiyorum. Ama büyük ölçüde arkadaşlar kullanıcı deneyimini geliştirmiş durumda neden diyecek olursak. Şimdi arkadaşlar iki tane arama sonucu göstereyim ben size. Birincisi Canva Pro ücretsiz. Arama çok yüksek bir kelime değil ama buradaki konuyu anlatmak için ben bu kelimeyi seçtim. Şimdi Canva'nın hemen altındayım. Zaten ilk üç sıra tamamen Canva'nın kendisine ait. Daha önceden ben bu içeriğe sahiptim fakat işte 6-7 gibi sıralarda geziyordum. Hatta ilk onun dışında olduğum dönemler bile oldu. Ama arkadaşlar son 2-3 gündür 4. sıraya artık demiri attık. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şu videonun 1 aylık periyotta yani işte yaklaşık 33-34 günlük bir periyotta 1000'e yakın izlenmesi. Ve arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes yani Kambo Pro hesabına ücretsiz bir şekilde erişmek isteyen herkes bu açıklama kısmındaki linke tıklamak zorunda. Bu linke tıkladıktan sonra kullanıcı şöyle arkadaşlar sadece bu linke tıklıyor ve hesabı Pro oluyor. Yani Pro sürüme yükselmiş oluyor. Gördüğünüz gibi zaten bizim hesabımız Pro. Şimdi bu konunun yani Google'ın salak olup işte akıllı olmasıyla ne alakası var diyecek olursanız şunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bakın. Olayı zaten yani kurguyu anlattım. Kullanıcı YouTube videosunun açıklama kısmına tıklıyor, siteye gidiyor, sitedeki linke tıklıyor ve hesabı pro oluyor ve o sekmeyi kapatıyor. Yani nedir arkadaşlar? Hemen çıkma oranı yüksek. Kullanıcının sitede kalma süresi ise düşük. Fakat ona rağmen Google beni arkadaşlar bu arama sonucunda birçok rakibimin üzerine koydu. Neden? Çünkü Google arkadaşlar artık birçok anahtar kelimede Kullanıcı deneyiminin yüksek olup olmadığını artık algılayabiliyor Sadece arkadaşlar tek bir mouse tıklamasıyla kam hesabınızı pro yükseltebiliyorsunuz bakın hemen çıkma oranı çok yüksek olmasına rağmen Ki bu içerikte yüzde 93 seviyelerinde Yani burada anlatmaya çalıştığım şey bu arkadaşlar siz kullanıcı deneyimini yüksek tutarsanız Rakiplerinizin Önüne geçiyorsunuz Haber sitelerinin olduğu anahtar kelimeleri söylemiyorum bakın. Haber sitelerinin olduğu anahtar kelimelerde sen kullanıcı deneyimini çok da yüksek tutsan yine geçemiyorsun yani. Ha şu var. Mesela EBA sunucu mapping verisi alınamadı. Şimdi bu eskiden şey bir içerikti. Yani bir tık popüler bir içerikti. Mesela ben bu sitelerin hepsini geçtim. HaberX, şikayet var, haber 7, takvim, süper haber TV gibi web sitelerin hepsini geçtim. Nasıl geçtim? Dediğim gibi kullanıcı deneyiminden geçtim. Yani eski popülerliği yok. Aylık arama hacmi düşük. Ama sırf birinci sırada olduğum için silmediğim bir içerik arkadaşlar bu benim. Yani geçilebiliyor. Bu siteler geçilebiliyor arkadaşlar. Yine bakın şunu söyleyeyim. Darboğaz testi. Bakın bu makaleyi ben yazmadım. Bu makaleyi ben Reon'dan bir editöre yazdırdım. Sadece ben makaleyi düzenledim. Bir tık daha SEO uyumlu hale getirdim. Bu kadar. Ve arkadaşlar geçtiğimiz sitelere bakalım. Teknopat, PC oyun rehber, Webtekno, Zoom teknoloji, Intel, erkekler soruyor, forum donanım haber, teknoloji dolabı vesaire vesaire. Yani ben bu arama sonucunda arkadaşlar birçok rakibimi devre dışı bıraktım. Çünkü içeriğim Darboğaz testi ile alakalı kullanıcıların merak ettiği tüm sorulara cevap veriyor. Ki arkadaşlar bu içeriğin aylık arama hacmi bir tık yüksek. Çünkü günlük yaklaşık 50-60 arasında bir kullanıcı bu arama sonucundan sadece benim web siteme geliyor. Yani yine bunu zaten videosunu çekmiştik. Bu konuyu anlatmak istemiyorum. İkinci sıradayım arkadaşlar. Dördüncü sırada, beşinci sırada falandık. Artık ikinci sıradayız. Demiri attık buraya. Jimli'yi geçtik. Bu Serhat Akıncı'nın bu makalesi 2014'ten kalma. Geçtik. Tekno cephe, Onu bunu şunu hepsini geçtik arkadaşlar. İkinci sıraya oturduk. Zaten birinci sırada Microsoft'un kendisi var yani. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey bu. Ve ben bu içeriklerin arkadaşlar yani bu şu anda size göstermiş olduğum içeriklerin hiçbirine ekstra bir backlink çalışması yapmadım. Belki Windows 10 ürün anahtarına yapmış olabilirim o kadar. Onun dışında bu içeriklerin arkadaşlar hiçbirine ben e, ekstra bir backlink çalışması yapmadım. Çünkü içeriklerim SEO uyumlu. Peki bu sonuçlara nasıl geldik? Şu şekilde geldik arkadaşlar. 10 SEO ile geldik. Nasıl mı? Şu şekilde. Doğru anahtar kelime analizi yaptık. Yani ben bu içeriği girerken ben bu içerikte ilk ona gireceğimi biliyordum. Bak tekrar söylüyorum. Ben bu içeriği girerken ilk ona gireceğinden hiçbir şüphem yoktu. Rakiplerin hepsini inceledim. Rakiplerin benden daha otoriter olmadığını fark ettim. Ve arkadaşlar içeriği yazdım. Bu kadar. İkinci konu şama yapıları doğru. Arkadaşlar bu içerikte 8 tane şama yapısı var. Ya yani girip bakabilirsiniz. 8 tane başarılı doğru bir şekilde uygulanmış şama yapısı var. Ki onun da videosunu anlattık. Yine arkadaşlar bakın. Bir aylık periyotta yaklaşık 1K'ya yakın izlenen bir video. Windows son ürün anahtarı ve etkinleştirme. Ya Yine aynı konuya geldik. İşte YouTube'un önemi. Bak benim anlattığım konular arkadaşlar şunu net bir şekilde söyleyeyim. Denenmiş çalışan metotlar. Yani ben burada bunun çalıştığını söylüyorsam bu çalışıyor arkadaşlar. Yani kanıtlarıyla beraber burada. Şimdi arkadaşlar işin 10 page SEO tarafında şunları söyleyeyim. Birçok kullanıcı veya işte web site sahibi kişi şöyle düşünüyor. Ya on page SEO kolay. Önemli olan backlink. 10 page SEO'da ne var ki? Benim sistem 10 pcesio konusunda kusursuz bakın kusursuz denilen sitelerde arkadaşlar böyle 3 tane şema hatası olduğunu biliyorum. 10 pcesionun arkadaşlar sonu yok çünkü ben kullanıcı deneyimini de 10 pcesionun içerisine katıyorum, şu yüzden katıyorum. 10 pcesio temelde şu demek: bir web sitesinin Google arama motoruna uyumlu hale getirilmesi, aynı zamanda bir web sitesinin kullanıcılara da uyumlu hale getirilmesi. O yüzden ben kullanıcı deneyimi de bunun içerisine katıyorum, 10 pcesionun ayrılabilir. Teknik esiyor, ayrılabilir, önemlidir. Ben hepsini 10 page esiyor diyorum. Yani bu video için diyorum bunu. Yani bunlar ayrılıyor zaten. Bu konuda herhangi bir şeyimiz yok. Anahtar kelime analizinin önemini birçok videomuzu anlattık. Tarama bütçesi, bunun videosunu çektik. Neden önemli olduğunu anlattık arkadaşlar. İşte 404 hataların olmaması gerektiği, gereksiz 301'leri kaldırmanız gerektiğini anlattık. Şema ile alakalı 3 tane video çektik. Kullanıcı deneyimi ile alakalı bir video çektik. Ki yine bu videoda söylüyorum bunu. Ve işlikleme. Linkleme de arkadaşlar zaten yani şöyle söyleyeyim. Windows 10 ürünlerin adları ile alakalı bir iş varsa bunu Windows 8.1 ile işlikleyin yani. Çünkü alakalı içerikler Google botlarını yönlendirmiş olursunuz. Yani bu işin temel felsefesi bu. Ve arkadaşlar 10 page SEO'nun sonu yok. Şimdi bugün tema kurulumu yaptığım bir müşterim bana şunu sordu. Hocam dedi bunlar dedi neden yeni sekmede açılıyor dedi. Çünkü şu yüzden arkadaşlar kullanıcı ana sayfaya geldi. Örnek veriyorum şu görsel ilgisini çekti veya bu görsel ilgisini çekti veya şuradaki yazı ilgisini çekti. Tıkladı yeni sekmede açıldı. Bunu kapatana kadar kullanıcı ana sayfada duruyor. Yani ne oluyor arkadaşlar? Kullanıcının sitede kalma süresi bir tık artmış oluyor. Bakın bunların hepsi ince triklerdir. Ben çok samimi söylüyorum bunların hepsi ince triklerdir. Veya işte örnek veriyorum Windows 10 ürün anahtarı kelimesindeki bakın şu girişler. Windows 10 ürün anahtarı mı arıyorsunuz? Windows 10 etkinleştirme işlemlerinin detaylarını merak mı ediyorsunuz? Kullanıcı olayın içerisine katmaya çalışıyorum. Ve bunları renklendiriyorum. Bunların hepsi kullanıcı deneyimidir arkadaşlar. İçeriğin bir konusudur ama kullanıcı deneyimidir. Yani kullanıcı deneyiminin sonu yok. Yani işte ürün anahtarların direkt başlangıçta verilmesi, ürün anahtarlarıyla beraber etkinleştirme konusundan anlatılması, etkinleştirme ile alakalı bu işin gerçek olduğunun kanıtlayan bir görselin paylaşılması, bu konuyla alakalı bir videonun çekilmesi, bunların hepsi kullanıcı deneyimidir arkadaşlar. Ve Google sizin kullanıcı deneyimini yüksek tutup tutmadığınızı birçok anahtar kelimede artık anlayabiliyor. Ve yani gelecekte işte Memo, Bert gibi algoritmalar sürekli artık Search Engine Journal'da falan yayınlanıyor vesaire. Yani bu konular arkadaşlar daha da önem kazanıyor. Ve iş 10 esiyor doğru gidiyor. Ya yani tabii ki backlinkleriniz olacak, referans bağlantılarınız olacak. Fakat şu anda arkadaşlar off page esiyor. legal sektörler için konuşuyorum. Para arkadaşlar. Yani adam senin rakibin 6 bin lira para verip CNN'den backlink aldığı zaman senin çok bir yapabilecek bir şeyin kalmıyor Yani senin işte sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın bir kayıtlı sitesinden Veya işte Reonda Veli'nin 10 tane işte nifs kayıtlı web sitesinden satmış olduğu tanıtım yazısının hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar O CNN'den o adam o parayı basıp O backlink'i aldığı zaman Senin zaten kafana çıkıyor yani Bunu da engelleyemiyorsun. Ya işte neymiş Dofollow backlinkler az olacakmış işte bunun belli bir oranı varmış falan. Bunlar söyleniyor. Ben de böyle düşünüyorum ama böyle olmuyor yani. Yani işin şeyine indiğin zaman, mutfağına indiğin zaman bu iş böyle olmuyor. Parayı basan yükseliyor. Parayı basan yükseliyor arkadaşlar. Yani bu işin temel felsefesi bu. Ha nedir? Paranız yoksa, yani işte off page SEO ya çok fazla kaynak ayıramıyorsanız ücretsiz kaynakları kullanın. Bunları indeks ettirin. Bu cepte kalsın. 15 SEO'yu kusursuz hale getirmeye çalışın. Ama makarasına kusursuz değil yani. Gerçekten kusursuz. Ki 15 SEO ile alakalı buradaki konuların zaten hepsini anlattık. Yani sadece geçmiş geçmiş dönemde anlatmış olduğumuz videolar arkadaşlar izlemeniz yeterli. Bu videoda çok da fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Burada keseceğim arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Serimiz devam edecek. Sağlıcakla kalın.